Belki. Hanita Yeşlagra. Aileyül Muklea. Orumu Muklea. Orumu Muklea. Hanita Yeşlagra. Aileyül Muklea. Orumu Muklea. Yatan. Belki. Yakahnar, yakahnar. Orumu Muklea, orumu Muklea, orumu Muklea, orumu Muklea, orumu Muklea, orumu Muklea. Baba? Ayşe, sizden çok bahsetti İkram Bey. Teşekkür ederim Tarık. Şeyi çok merak ediyorum. Ve lakat alimun lemenüşterahu malehu fil ahireti min helak. Yani meali şu. Andolsun ki onu büyük hastediliyor. Satan, satın alan içinde ahirette cennetten bir nasip olmadığını biliyorlardı. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresi 102. ayetinin son bölümü. Çok güzel bir parça. Nereden buldunuz? Babamın hediyesi. Londra'dan almıştı. Bir tanem hadi dönün artık masaya. Sağ ol. Buyurun. Ekrem Bey, bu kazı ne kadar sürer? Bu kazı zaten bir ön araştırma kazısı. En fazla bir hafta sürer. Çok güzel. Çünkü biz de 10 gün sonra bir tatile çıkmayı düşündük. Programımızı aksatmak istemeyiz ama bu kazı da Ayşe'ye çok ihtiyacımız var. Çünkü eşiniz gerçekten Türkiye'nin en iyi filologlarından biri. Hocam, beklediğimiz dokümanlar bana bugün geldi. Aradığımız kitabın gerçeğe en yakın kopyasının bazı bölümlerine Londra'daki arkadaşımdan ulaştım. O kopya orijinal kitaptaki bilgileri tam olarak içermiyormuş. Sahte olduğu düşünülüyor. Gideceğimiz köyde Artuklu hükümdarı Sultan Salih'in yazdığı kitabı arayacağız. Sultan Salih'in el yazmalarında Artukluların yaşamına ait gün yüzüne çıkmayan bir takım bilgiler var. Ve bunlar da çok önemli. Çünkü Artuklar Anadolu'da kurulmuş ilk Türk devletlerinden biri. Türk ve Müslüman oldukları halde ibadetlerinde çok farklı dinlerin izleri var. Günlük yaşamlarında da aynı etkiyi görüyoruz. Mesela kullandıkları bakır paraların bir yüzünde Büyük İskender, ejderha figürü varken diğer yüzünde Arapça yazılar var. Bravo. Yine çok iyi çalışmışsın. Ayşe okulda da böyleydi. Her şey için haftalarca araştırma yapardı. Okumadığı kitap kalmazdı. Hatta bazen günlerce uyumadığı olurdu. Abartma. Niye? Unuttun mu? Kahire kazısını yapan profesörle gecelerce proje üzerinde çalışmamış mıydınız? Hakkım var ama herif de çok yakışıklıydı. Eh
Artık yavaş yavaş kalkalım. Sabah malum yolculuk var. Fazla geç kalmayın, erken uyuyun. Hadi kazıya. Hadi. Keyifli bir geceydi, değil mi? Daha da keyifli olabilirdi. Ne demek istiyorsun? O kadar çok içiyorsun ki... ne söylediğinin farkında değilsin. Ben yatıyorum. Sabah uçağı yetiş. Berbat bir gece. Yapma Zeynep, sarmışız. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sadece seni istiyorum. Sana bunu defalarca söyledim. Böyle bir şey asla olmayacak. Artık seni bu evde görmek istemiyorum Zeynep, anladın mı? Defol git. Senin adın Adem'di değil mi arkadaşım? Tabii. Bu anlatılanlar doğru mu? Hani şu köy ya... La boş ver, kafayı yorma. Hocam, çocukluğunuzda da kazılara gidiyormuşsunuz. Öyle Ayşe. Dedemin uğuruydum ben. Beni bir tepeye çıkarıp sorardı. Söyle bakalım torunum, nereyi kazıyım? Ben gösterirdim, o da kazardı. Dayı buyur. Sağ ol Hasan Begim. Benim ağzım kekreşir. Hoca. Peki hocam, böyle hiç değişik şeyler bulur muydunuz? Ya öyle çok özel bir şey bulamadık. Böyle... bir saat önce de aramıştık. Çanak çömlek gibi parçalar. Babam dedem sayesinde alkolik olmuş. Hayat toprağın altındadır derdi dedem. Çok güzel bir söz. Alır mısın? Sağ ol. Aslında annem doktor olmamı istiyordu. Ama şu kadarını söyleyeyim. Akşam işin mi var? Hayat benim için de toprağın altındadır. Bana bak, o mekana gitmeyeceksin. Tamam mı aşkım? Sakın yaramazlık yapma. Gözlerini oyarım. Şu bana bak, kankama selam söyle. Cemil'in selamı var. Keşke anayın istediği kimin doktor olaydı belki. Toprağın üstündekilere hayat verir diyor o zaman. Hadi öptüm. Uğraşmaz diye altına. Akşam arayın. Fazlaca oldu, ne oldu? Ne o, neye gidiyorsunuz? Neyi kaçırdım? Of be kızım. Hem her şeyi öğrenmek istiyorsun hem de sürekli sevgilinle konuşuyorsun. Hadi bakalım. Herkes aşağıya. Nihayet vardık. Yol bayağı uzun. Daha bir de katırlar var. Asıl serüven o zaman başlıyor zaten. Ne güzel bir değirmen. La oğlum, gel ne bak istiyorsun acaba? Misafirimiz lan bunlar. Tez yeri yükleyin.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Merhaba amca, nasılsın? Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun, buyurun, oturun. Hadi şu minibüsteki eşyaları indirelim. Ya millet bana yardım etsenize. Uzun yoldan geliyorsunuz. Size bir çay koyayım. Zahmet etmeseydin amca. Geliyoruz işte. Ne zahmeti kızım? Siz misafirimizsiniz. Bu katırları hepsi söyleyecek mi? Amca, biz bu Dengizhan köyüne kaç saatte gideriz? Dengizhan köyü? Ne işiniz var orada? Allah'ın gazabına uğramış bir yerdir orası. Kimseler yaşamaz. Neden? Bundan çok zaman önce büyük günahlar işlenmiş o köyde. Önceleri huzurlu, bereketli bir yermiş oraları. Ta ki bir gün yaşlı bir büyücü kadın gelip yerleşene kadar. Uğursuzluklar, musibetler birbirini kovalar olmuş. Büyücü kadın bütün bu olanların sebebinin kız çocukları olduğuna inandırmış köylüler. Ve Allah'ın gazabını çeken kötülükler başlamış. Ile birlikte küçük kızını yıllarca köylüden ve büyücüden saklamış. Bir gün karısı aniden ölmüş. Köy yerinde kadınsızlık zordu. Adam başka bir köyden genç bir kadınla evlenmiş. Gün gelmiş bu kadın üvey kızını istemez olmuş. Bir gece gizlice büyücünün evine gitmiş. Ve kızını öldürmesi için adama büyü yaptırmış. Ne olmuşsa ondan sonra olmuş. Köyde tek bir canlı kalmayana kadar felaket üstüne felaket yağmış. Arkadaş bağlamış. Belli. Bir işi doğru düzgün yapsan şaşardım zaten. Ya yemin ederim çok sıkı bağlamıştım hocam. Hocam peki inip alamaz mıyız çadırları? İmkansız. Köyde bir çaresine bakarız. Hadi. Yola devam. Acayip dar yollar. Buyur dayı. Sağ ol beyim. Dayı daha ne kadar yolumuz var? Kafayı yorma, gideceğiz. Şafak, sen bana inanmıyorsan az kalsın ölüyordum. Katırcılarla uçurumdan geçmek ne demek biliyor musun sen? Her yanım yara bere içinde. Sen havuz keyfi yap bakalım. Çok özledim seni. Tamam. Ya bu katırcılar ne acayip adamlar ya. Ne zaman sorsam gideceğiz, gideceğiz. Ya kardeşim gideceğiz de ne zaman varacağız? Doğu insanı garipti. Fakat değirmenci çok karizmatik. Böyle bembeyaz, upuzun giyinmiş. Hani insanın rüyalarına girer ya. Aksakallı evliya gibi değil mi? Anlattıkları beni etkiledi. Korkunç bir şey ya. Kız çocuklarını doğar doğmaz görmüşler. Benim aklım almıyor. Şaka gibi. Aslında adam senelerce herkesten kızını saklamayı başarmış. Ama büyü o kadar etkiliymiş ki... Adam kızının boğazını kesip onu öldürmüş. Daha sonra büyünün etkisi geçince çıldırıp kendini asmış. Baş verin, takmayın böyle şeyleri. Buralarda buna benzer binlerce hikaye anlatılır. Yani efsane bunlar. Öyle deme baba, gerçek olabilir. Lanetlidir o köy, lanetli. Alır işte. İnsanlar inanmak ister. Yok hocam, yok.
Değirmenci de anlattıklarına inanıyor gibiydi. Ben böyle hissettim. Aa, bana bir şey verdi. Bakın. Aa, Cevşen. Takayım mı? Tak. Kızlar, bastığınız yere dikkat edin. Taşlar çok kaygan gerçekten. Dikkat et. Ayşe düşeceksin. Elini tamam, ver. Tamam. Dağ. Ah! İçimde bir şey yok! Baba! Baba! Tutun! Ya, aman, aman, aman! Cevşen! Ay, Cevşen! Boş ver, boş ver! Cevşen mi? Ayşe, dikkat et! Ya, hay Allah! Of ya! Sağlar mı anlamıştım Cevşen'i? Tamam Ayşe! Bulamazsın, su alıp götürmüştür. Hadi gidelim. Ya hadi boş verin artık. Aman aman. Ay Allah ya. Bir şey oldu mu? İyi misiniz? Dikkat ettirmiştim sana. Sağ ol. Tamam tamam. Sağ ol. Üzerlerinize de bir şey giyin. Kızım sen de bana bir şey getir. Çok soğuk. Hocam, ben şurada geliyorum. Afiyetlen lan diye bu hayvan ya. Hiç böyle yapmazdım tamam, bu hayvan. Tamam abicim sakinleştir şunu. Tamam vurma şunu. Hadi hadi emherin heceri yama dura. Ne oluyor ya? Dikkatli olun. Birbirinizden ayrılmayın. Bir kuyunun dibine iner gibiyiz. Cem ne kadar sürer daha? Bilmiyorum ki abi. İki defa sordum söylemediler. Şu anda nerede? Mardin'de. Dengisan köyüne kazıya gitti. Dengisan köyü? İyi düşündün mü? Evet. Dönüşü yok biliyorsun. Biliyorum. Peki neden? Çünkü o yaşadığı sürece ben huzur bulmayacağım.
Ölümünü isteyeceğin ne yaptı sana? Her şey. Beraber büyüdük. Hep o çok sevildi. Hep o başarılı oldu. Benim ailem onu benden çok sevdi. Hep onu bana örnek gösterdi. Ve beni aşağıladı. Üniversitede aşık olduğum adam bile beni değil onu seçti. Nefretimden kocasını bile elinden almaya çalıştım. Ama beceremedim. Ölsün o. Ölsün. Alayım. Anlamadım ki. Ne oldu baba, niye durduk? Bilmiyorum kızım. Acaba ne konuşuyorlar? Kavga ediyorlar, kesin bir sorun. Ya konuştuklarından da bir şey anlamıyoruz ki. Telaş etmeyin. Bizden buraya kadar beyim. Buradan köye gideceksiniz. Nasıl ya? Bizi burada mı bırakacaksın? Uğursuz köye gelmeyiz. E peki hayvanları nasıl götüreceğiz? Gelecek hafta sizi buradan alırız. Hadi eyvallah. Tamam çocuklar. Tamam. Tamam. Ya tan, ya cin. Hani...
Ya kahlar! Uruma mukleya! Anita eşladra! Aley mukleya! Ya tan! Ya cin! Ya kahlar! Ya kahlar! Kasırcılar ne garip adamlardı ya. Emir, hocam. Ben katırları bağladım. Biz burada kalacağız. Oraya da bir iş çıkacak. Tamam. Dışarı çıkıyorum. Ben de karşıdaki odaya geçiyorum. Tamam. Ev oldukça sağlam görünüyor. Ayşe ne tarafta? Senin burnun kanıyor. Ateşi yakmışsınız. Bana bak. Şu suçları yapayım deme. Kurt gibi acıktım vallahi. Evet. Hocam ben istemiyorum. Bu akşam dolunay ne kadar güzel. Ne kadar büyük. Hocam. Şuradaki ev dikkatinizi çekti mi? Hangi ev? Şu dolunayın altındaki ev. Ne garip. Bizdeki haritalarda orası mezarlık olarak görünüyor. Sedef, kadehleri çıkar, şarabı doldur kızım lütfen. Hocam, haritalarda bir yanlışlık olamaz mı? Ben de anlamadım. Bir ara gider bakarız. Cemil. Tamam, hadi artık. Tamam. Hadi bakalım. Yarınki kazımızın şerefine. Şerefe. Hayda, bu da tam bozulacak vakti buldu ha. Bırak bırak, ben hallederim. Hayata.
İki elim uzakları aşıyor. Bütün özlediklerin benden ayrı yaşıyor. Ya her şeyim ya içim. Sorma dünyam ne biçim. Bir kördüm ki içim. Çözdükçe dolanıyor. Ya her şeyim ya içim. Sorma dünyam ne biçim. Ya her şeyim ya içim. Belki, hava çok güzel. Dikkat et, üşütme. Yüzün nasıl? İşte yanıyor biraz ama iyiyim. Ceren, dışarıda rüzgar mı çıktı? Yok, hava nefis. Neler oluyor burada? Thank you.
Siktir. Hocam! Hocam! Hocam katırlar kaçmış! Hocam katırlar kaçmış! Nereye kaçmış olabilirler ki? Buralardadırlar. Sedef! Efendim? Sen katırların kaçtığını duymadın mı dün gece? Duymadım baba. Ben bir de arka tarafa bakacağım. Ne oldu? Katırlar kaçmış. Ne? Ne yapacağız şimdi? Katırlar olmadan nasıl döneceğiz? İpleri koparmışlar. Mutlaka biri çaldı. Yoksa nereye kaçacak bunlar? Hocam yol boyunca tek bir köy bile görmedik. Hiç kimseye rastlamadık. Kim çalmış olabilir ki? Katırların yerleri de burada baba. Çalsalardı onları da alırlardı. Sedef, dün gece sen dışarıda yattın. Sesleri falan duymadın mı? Yok, duymadım. Yok, köyün arkasında da yoklar. Neyse, katırcılar gelince bir çaresine bakarız. Aydan uyanmadı mı daha? Dün gece biraz içti, kalkar şimdi. Hadi toparlanın, kazı yerine gidiyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Hadi kızlar, önce şunları toplayalım. Gece size söylemiştim. Belki aylardır, belki yıllardır bu topraklara bir damla yağmur düşmedi. Bu yüzden kuru ve sert. İnsanların bu köyde uzun zamandır neden barınamadıkları belli. Cemil, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Şu toprağı öküz gibi atmasana. Yüzeyde bir şey olabilir. Bizim aradıklarımızın yüzeyde olma ihtimali yok, tamam mı? Ya Ceren, öteki kazma nerede? İşte burada. Aman ne espri. Ya nerede şu kazma? Aşağıdaki kazı alanında. Su ister misin? Sorun. Çocuklar yavaş yavaş. Pardon. Su isteyen var mı? Teşekkür ederiz. Hocam su. Sağ ol. Bu yüksekte bile çekmiyor telefon ya. İşte kankam rahat eder, fena mı? Hadi çocuklar, biraz ara verelim, gidip bir şeyler atıştıralım. Oh. Aman hocam. Dur bakayım şöyle. Buyurun hocam. Ceren, haritayı alsana. Aldım. Ulan be. Hocam, ben biraz dolaşıp geliyorum. Oh. Hay Allah'ım ya. Salatalık vereyim mi? Baba. Burayı boşuna kesin. Bakayım şu suratına. Baksana. Bu ne acayip bir şey ya. Üçgen dişli bir yaratık. Kızım. Asıl bunlar ne kızım? Ne oldu sana böyle? Yok bir şey, böcek ısırdı. Böcek mi? Nasıl böcekmiş bu be? Katırcılar morartmış olmasın? Sabahta kalkamadın zaten. Uğraşma lan, siktir git. Thank you.
Sesim ölüyor biraz kızım. Bakılır mı öyle salak salak? Tepeden koptu galiba. Kazmaların sesinden yerinden oynamış olabilir. Aydın az da altında kalıyordu. Ben de şu evde inanılmaz şeyler yaşadım. Ne oldu? Orada dolaşıyordum. Her yerden çocuk sesleri gelmeye başladı. Gülüyorlar mı, ağlıyorlar mı belli değildi. Sonra birden kapı açıldı. Üzerime doğru bir çember gelmeye başladı. Bana çarpacak. Neler oluyor burada ya? Ne bu saçmalık? Hadi gidip oraya bir bakalım ne varmış. Dikkatli ol. Burada kesin bir şey var. Bir şey kullanmıyorsun değil mi? Tabii ki kullanmıyorum. Ama dün gece... Ne oldu hocam? Burada hiçbir şey yok Ayşe. Yabani bir hayvan olmalı. Başka ne olabilirdi ki? Ayşe. Hı. Dün gece dedin. Dün gece... Bir şey mi oldu? Dün gece kötü bir kabus gördüm. Ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Baba! Bakın ne buldum. Yarığın içinden çıkardım. Ceylan derisi. Üzerinde bir şeyler yazıyor. Ne yazıyor? Şeytani cinlerle alakalı. Cin mi? Değirmencinin anlattıkları doğru olabilir. Kazıya buradan devam edeceğiz. Hadi. Malzemeleri toparlayıp gelin. Yavaş biraz. Dur, dur, dur. Kızım bu harika bir şey ya. Neymiş sen? Neden dikkat etmiyorsun? Hocam. Hocam bakın. Müthiş bir şey. Hocam çok güzel bir şey bu. İşçiliğine bakılırsa 14. yüzyıldan kalma bir parça bu. Çok değerli olmalı. Hadi muhafazaya alın. Çocuklar gözünüzü dört açın. Parçalara zarar gelmesin. Metal bir kutu buldum. Enfiye kutusu. Baba! Baba bir taş buldum. Dokunma geliyorum. Bana bırak. Sedef, Ceren. Hemen taşıyıcıyı getirin. Konservasyona başlayacağız. Kazdığımız her yerden bir şeyler çıkıyor. Bu mezar taşı sizin haritalarınızı doğruluyor. Evet ama tüm bu kalıntılara bu kadar yüzeyde ulaşmamız da çok şaşırtıcı. O değirmencinin anlattıklarının sebebi şimdi anlaşılıyor. Demek eserlerin bulunmaması için herkes aynı hikayeyi anlatıyorlar. Belki de bu hikayeyi o dönemlerde kimse buraya gelmesin diye artıklar uydurdu. Böylece sırları gizli kalacaktı. Olabilir. Ama...
Ama bugün bulduğumuz büyü için kullanılan deri parçası da değirmencinin anlattıklarını destekliyor. Koskoca bir köy nasıl olur da büyü yüzünden lanetlenir? Neden olmasın? Kur'an'a göre değil bir köy, büyük kavimler bile lanetlenmiş. Mesela Lut, Semut, Ad kavimleri Allah'ın buyruklarına uymadıkları için lanetlenmişler. Sedef kızım, o sizin de bir evinizdeki el yazmalarına göre büyü de büyük bir günah, değil mi? Yapan içinde, yaptıran içinde. Hı hı. Cemil, bir bak şuna. Tamam hocam. Pardon. Ceren, bir iki fener alıp gelsene sen de. Bir işi tek başına halletsen şaşardım zaten. Hocam, bu parça büyük bir kötülük için yapılmış bir büyüye benziyor. Daha çok bir silah kılıfına benziyor Ayşe. Biliyorsun, eskiden silah kılıfları ceylan derisinden yapılırdı ve üstünde çeşitli işlemeler, süslemeler bulunurdu. Hayır hocam, bu kesinlikle büyü için yapılmış. Şu köşeden tornavi dayla penseyi getirir misin? Jeneratör ne oldu? Cemil uğraşıyor hocam. Ceren, not defterimi sana vermiştim kızım. Nerede o, getirsene. Ceren,
Üstün başın kan içinde. Ne oldu sana kızım? Ne kanı hocam? Ne oldu? İyi misin? Bir elini mi kestin? Hayır. Cemil nerede? Cemil! 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 Orada neler oldu? Bilmiyorum. Yüzüme bak. Bak Ceren. Senin yapmadığını biliyorum ama orada neler olduğunu bilmek istiyorum. Ceren nasılsın? Omuzun nasıl? Acıyor mu? Yok, yok bir şey. Ne oldu? Niye öyle kavga ettiniz? Cemil'i ben öldürmedim. Ben yapmadım, ne olur inan bana. Biliyorum, biliyorum, inanıyorum sana. Peki kim yaptı öyleyse? Bu caniliği kim yaptı? Bilmiyorum Ceren. Her şey o kadar karışık ki. Hadi. Hadi gel yat sen. Biz seviştik. Ne? Ne dedin sen? Yani Aydan'ın anlattıkları doğru muydu? Nasıl oldu bilmiyorum. Her şey bir anda oldu. Ama
Sen onun arkadaşıyla nişanlı değil miydin? Nasıl yapabildin böyle bir şey? Cemil nasıl yaptı? Bilmiyorum. Nasıl oldu bilmiyorum. Cemil'in gözleri çok tuhaftı. Göz bebekleri büyümüştü. Sanki başka biri gibiydi. Ben değildim. Ayşe, ne olur inan bana, orada başka bir enerji vardı. Olanlardan sonra utançtan birbirimizin yüzüne bakamadık. Çok utandım. Ölmek istiyorum. Tamam, geçti. Hadi gel. Hadi gel, uyu biraz. Hadi. Aşağılık herif olmasaydı şimdi bambaşka bir hayatım olabilirdi. Yurt dışında resim eğitimi almak istiyordum. 2 sene boyunca sınavlarına gittim. Sonra bir hayvana aşık oldum. Sonra da burada kalmaya karar verdim. Hep onu göreyim diye aynı fakülteye gittim. Sonra da arkeolog oldum. Peki o ne yaptı? Bizim evimizde, bizim yatağımızda benim kız arkadaşım da yattı. Haydar, göğsün kanıyor. Canım acıyor. Bu kahrolasıca yerden hemen gitmek istiyorum. Bu karanlıkta hiçbir yere gidemeyiz. Bu katille burada kalamam. Ceren katil değil. Sedef, Aydan'ı al yukarı götür. Köyde birileri var. Ya değirmencinin anlattıkları doğruysa? Burada başka bir şey var. Bu bir insan işi değil. Hocam söyler misiniz? Böyle bir vahşeti kim, neden yapmış olabilir? O gördüğüm her neydiyse o yaptı. Ne gördün? Sadece bir gölge. Ama çok hızlıydı. Değirmencinin söyledikleri doğru. Ayşe. Sen git yat. Ben kapıda nöbet tutacağım. Hadi. Şu gece bir bitse. Korkma benim. Ne oldu, neyin var? Kötü bir kabus gördüm. Ceren kayıp. Ne? Ortalıkta yok. Kendine bir şey yapmış olmasın. Hadi onu bir an önce bulmamız gerek. Demek o yapmadı ha? O zaman neden kaçtı? O yapmış olamaz.
Hala onu koruduğuna inanamıyorum. Ceren yaptı, katil o. Ya kes artık, yeter. Kaç senelik arkadaşımız, nasıl ona katil dersin? Asıl sen kes. Hem başka kim olabilir ki? Aydan. Cem'in kafası vücudundan ayrılmıştı. Ceren bunu nasıl yapabilir? Bırakın tartışmayı da gidip Ceren'i arayalım. Ben kimseyi aramıyorum ve şimdi buradan gidiyorum. Hepimiz buradan gitmek istiyoruz. Ama Ceren'i de burada bırakamayız. Bırakamaz mıyız? Katil o diyorum. Kes artık, yeter. Delirdin mi sen? Ceren'i bulmadan kimse hiçbir yere gitmiyor. Anlaşıldı mı? Ben gidiyorum. Beni burada tutamazsınız. Demek öyle. O zaman defol git. Haritalardan birini bana ver. Hiç kimse umurumda değil. Bakın, Ceren'i aramak zorunda değiliz. Hep beraber dönelim. Bir an evvel çekip gidelim buradan. Böyle bir şey nasıl söylersin? Ceren'i bırakıp nasıl gidebiliriz? Allah kahretsin! Haritalar ve pusulalar yerinde yok. Kesin o almıştır. Bir de onu koruyordunuz. Gördünüz mü kim kim bırakıyormuş? Şimdi ne yapacağız baba? Onu mutlaka bulmalıyız. Boşuna aramayın. O yolu çoktan yarılamıştır. Zannetmem. O köyde bir yerlerde. O zaman arayın. Ben o aşağılık katili hayatta aramam. Buradan kurtulmak istiyorsan kıçını kaldır da bize yardım et. Şimdi beni iyice anladın mı? Tamam. Ama umarım onu ben bulmam. Çünkü bulduğum yerde geberteceğim. Yemin ederim öldüreceğim. Ceren! Ceren! Kaçtın değil mi orospu? Boşuna arıyoruz seni bu köyde. Neredesin be Ceren? Neredesin be kızım? Ceren. Ne oldu? Bulabildin mi Ceren'i? Yok. Her yere baktım, yok. Nerede bu kız? Ceren!
Aydan! Aydan, ne bu halin? Ne oldu? Ben yapmadım. Ceren yaptım. Aydan! Fenerleri alıp şansımızı bir kere daha deneyeceğiz. Haritayı da yeniden çizeceğim. Thank you.
içe. Elime biraz su dök. İnanmıyorsun ama tüm bu başımıza gelenler o deri parçası yüzünden. Yeter artık Ayşe. Kes saçmalamayı. Nereye varacağız? Buradan kurtulacağız. Gibisiniz. Sen Sedef değilsin. Kimsin sen? Ay, anlamadın mı? Ha? Neden? Bütün bunları sen yapmış olamazsın. Ne yapıyorsun kızım? Konuş benimle. Bunların hiçbirini ben yapmadım baba. Hepsini o yaptırdı. Kim yaptırdı kızım? Söyle bana kim? Canım çok yanıyor baba. İçim. Yok öyle şeyler. Hiçbir şey yok. Onu durduramıyorum. İçinde. Korkma. Hadi. At o bıçağı elinden. Seni çok seviyorum ama. Ben de. Ben de seni çok seviyorum. Bebeğim. Canım. Kızım. Ben öyle bakmıyorum.
kızım. Hala anlamadın değil mi profesör? Ben senin kızın değilim. Ay kızım sen. Kulesi Rabbim veren, veririm âlâk ve veririm gazgın zavka ve veririm nefesini filkut ve veririm hasını izahat et. Merhaba. Merhaba. Ben Tarık Yolcu. İşim buradaymış galiba. Bana bir telefon edildi de. Bir saniye lütfen. Doktor Bey, hastanın yakını geldi. Sayın Doktor Cengiz Kahraman. Evet. Nereye? Eşim nerede? Bir şey mi oldu? Eşiniz trafik kazası geçirmiş. Ne? Eyüp Köprüsü'nün üstünde aracın hakimiyetini kaybetmiş ve bir arkadaşıyla birlikte aşağı düşmüşler. Üzerlerinde kimlik yoktu. Sadece cep telefonunun son çağrılarında sizin numaranız vardı. Durumu nasıl şimdi? Ya biz gereken müdahaleyi yaptık ama maalesef kurtaramadık. Başınız sağ olsun. Tarık Bey, bizimle morga gelmeniz gerekiyor. Thank you.
Bu benim karım değil. Tanımıyorum. Diyenler. Eşimin arkadaşı. Nasıl yani? Telefonda aşkım diye kayıtlıydınız. Çıkabilir miyim? Bir an önce karımı bulmak istiyorum. Özlem, yarın bütün randevuları iptal et. Ve beni karımın yanına gönder.